Günaydın. Günaydın. Çayları koydum bile, hadi. Rami sallanma, çocuk geç kalıyor, hadi. Tamam, tamam, gidiyoruz. Hala, bay bay. Güle güle. Geleceğim ben, geleceğim. Murat'a bırakayım, geleceğim. Rami, hala laf yetiştiriyorsun, hadi çabuk. Tamam, tamam. Vallahi kimse kusura bakmasın, ben başlıyorum. Otursana. Tamam, otururum. Eline sağlık Fatma Gül Hanım, keyif yapacağız ha. Hadi bakalım. Oh, hava da mis gibi. İyi ki işten çıkmışım bak. Yoksa Haral'a Gürel'e sen de koşturacaktın. Ben razıydım ama. Aman boş ver, ev gibisi yok. Güzel kahvaltımızı hazırlarsın, sonra kolları sıvar bir de güzel temizlik yaparsın. Fatma Gül sınava kadar bir işe elini sürmeyecek. Ders çalışacak o. Çalışsın canım, bir şey demiyorum. Şunun şurasında ne kaldı Allah aşkına? Mayıs'ın 7'sinde 8'inde üst üste 2 gün sınavı var kızım. Ay tamam, biliyoruz canım. Aslında bugün gidip sınava gireceğim okulu bir göreyim diyorum. İyi olur. Sınav sabahı aramamak için yerine önceden öğrenmek iyi olur. Ben seni götürürüm. Senin bugün işin var. Kristin de aramadı ki. Hani işiniz bitmişti onunla? E gidip parasını alacak çocuk daha. Hadi bakalım. Bak, senin okuluna gideriz. Eğer ararsa da ona göre bir program yaparız. Yok, ben sana engel olmayayım. Ya ne demek, olur mu öyle şey? Önce senin işini hallederiz, sonra beraber karşıya geçeriz. Ben karşıya ne gideceğim canım? Okula bakarız birlikte, sonra sen beni eve bırakır geçersin. Bak, karşıya geçeriz. Önce benim işimi hallederiz. Sonra dün gezemediğimiz yerler vardı ya, oraları gezdiririm sana. Tarihi Yarımada falan. Ah, çok güzel olur aslında. Ne dersin? Bilmem ki. Sınavları var, gidemez. Ders çalışacak. Gelince çalışır. Önümüzdeki günlerde sıkı bir program yapar kendine, iyice hazırlanır. Tamam mı? Tamam. Aa, gezenti oldu, çıktı başımıza. Sen böyle bunu gezdirdikçe vallahi sınavına bir hikaye olur, bak ben sana söyleyeyim. Olmaz olmaz. Sen kendine dert etme. Gez kızım, gez dolaş, boşalt bir beynini. Ondan sonra rahat rahat hazırlanırsın sınavına. Münir de öyle diyor, evet. Tabii canım. En son Kerim'in araması isabet olmuş. Zaten tehdit etmiş, bağırmış, çağırmış buralar. Aa, Reşat indi. Tamam, sonra ararım ben seni. Gelirsin Hilmiye'ciğim. Hoşça kal, günaydın. Ne oluyor sabah sabah? Hilmiye'ye Münir'i anlatıyordum. Dün gece geç geldi, seni rahatsız etmek istemedim. Münir konuşmuş Vural'la. Hmm. Ne öğrenmiş? O gün Vural aramış Kerim'i. Cevap vermeyince mesaj çekmiş. Sonra Kerim onu geri aramış. Buluşmuşlar. Sonra kız bunları konuşurlarken görmüş. E Kerim'le tartışmışlar galiba bu yüzden. Kerim de burada bağırmış, çağırmış, hakaret etmiş. Senin yüzünden oldu falan demiş. E çok iyi ya. Çok iyi. Telefon kayıtlarına çıkar Kerim'in aradığı. Münir bunun tehdit telefonu olduğunu söyleyeceğiz diyor. Leman'la Şems'i de şahitlik edeceklermiş. Bizim yanımızda oldu diye. İyi ama bunları telefonla konuşma. Ne Hilmiye'yle ne de bir başkasıyla. Dinleyebilirler mi? Hayır ama tedbirli olmak lazım. Çalışanların yanında da dikkatli olmak lazım. Haklısın. Gazeteciler yine burada. Maalesef. Konuşma onlarla. Cevap verme hiçbirine. Çok huzursuz ediyorlar insanı. E konuşmuyoruz işte. Niye bu kadar ısrar ediyorlar anlamıyorum ki. Onlar da görevlerini yapıyorlar ya. Yani. Biz verdik malzemeyi, onlar da işliyorlar. Neyse. Neyse ben çıkıyorum, geç kaldım. Kahvaltı etmeyecek misin? E geç kaldım dedim ya Perihan. Reşat, dün Münir'e sormayı unuttum. Bugün gidiyor değil mi İzmir'e? Hayır, yok, hayır, erteledi. Burada yapması gereken çok daha önemli bir iş var. Hayrola? Şimdi bir şey sorma Perihan. Sonra öğreneceksin nasıl olsa halletsin. Önce bir... Yapma Perihan. Lütfen. Canım sıkkın zaten. Şimdi bir sürü abuk subuk sorunun muhatap olacağım. Hadi görüşürüz ha. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.